kaldım, yere doğru yürüyorum hey. Yunus'un feyiz aldı, yere doğru kabus görüyor. Ama küçücük çocuk bu. Nasıl kabus görüyor? Bak gözlerini açıyor. Kendine geliyor. Seni fark etti. Baba... Baba. İbrahim, oğlum benim. Kötü bir rüya mı gördün ha? Kuşlar baba, hepimize saldırıyordu. Kuşlar, bir sürü kuş vardı. Kara kara kuşlar. Hepimize saldırıyorlardı. Biri kolumun altına girdi baba. Çok korktum. Yavrum benim. Çok korktum baba. Yat şöyle. Hah, yat. Sakin ol yavrum. Geçti artık. Hadi bir salavat getir. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Muhammeden ve ala ali seyyidine Muhammed. Hah şöyle. Nasıl? Rahatladın mı? Çok rahatladım baba. İyiyim şimdi. Sana süt getireyim mi? Canım İçer istemiyor misin? Baba. Al. Ne oldu oğlum? Kolumun altı sanki uyuşmuş gibi baba. Geçer, merak etme. Kuş var orada. Kuş mu? Demiştim ya, rüyamdayken görmüştü. Şimdi de orada kımıldayıp duruyor baba. Evet. Bir baksanıza. Kolunu kaldır bakayım. Ağır ağır. Aman Allah'ım. Allah Allah. Ne oldu Molla Muhammed? Yüzün sapsarı. Söylesene. Ne oldu? Yanılmıyorsan bu bir veba alameti. Ne? Veba mı? Evet evet, onun belirtisi bu leke. Allah'ım, Allah'ım sen bana oğlumu bağışla. Molla Muhammed sen aynı zamanda hekimsin. Bunca ilme vakıfsın. Bunun çaresi nedir? Bilirim Derviş Osman. Sen
Evlat kaygısından bu denli telaşlandın. Şifanın hayli zor olduğunu bilirsin. Öyleyse ne yapalım? Bütün gerekeni yapıp sonra da Allah-u Zülcelal'e tevekkül edelim. Dert ondan, şifa da ondan. Doğru söylersin Molla Muhammed. Telaşım yersiz. İbrahim Rabbimin emaneti. En tatlı emaneti. Öyle bir emanet ki canımın parçası. Derim ki, efendi hazretlerini çağıralım. Onun himmeti her derde devadır. Doğru söylersin. Çağıralım. Baba. Baba, baba. Allah'ın izniyle iyi olacaksın yavrum. Hadi şu gözlerini silelim bir. Ah şöyle. Artık korkmuyorsun değil mi oğlum? Salavat getirdikten sonra bir rahatlık hissettim. Korkum kalmadı baba. Efendi hazretlerine haber gönderdim. Baba, neredesin? Buradayım oğlum. Yanındayım. Sayıklıyor. İnşallah kurtulur. Ümit yok mu? Allah'tan ümit kesilmez. Allah'ım, Allah'ım. Efendi hazretleri. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Baba, bak baba. Baba, annemi görüyor musun baba? Bembeyaz, her yanı beyaz. Bana bakıyor, gülüyor baba. Anneciğim, anne, anne. Altı gündür böyle sayıklıyor. Günden güne kötüleşiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sabır derviş Osman. Sabır ve tevekkül. Sabır ve kanaati kendine yol tut. Bu derdi huy edinenler elem çekmez. Molla Muhammed. Buyurun efendim. Veba önce senin ilmine mağlup olur. Estağfurullah efendim. Tillo'nun bütün hekimleri çare bulamadılar. Tillo'muz ve çevre kasabalarda insanlar vebadan kırılıp gidiyorlar. İlaçlarımızın faydası olmuyor. Şaşırıp kalmışız. Sizin himmetinize muhtacız. Allah-u Teala dert vermişse onu dermansız bırakmamıştır. Arayıp bulmak lazım. Bulamadık efendim. İnşallah bulunacak. Şüphe etmeyin. İnsan şerefli mahluktur. Allah-u Teala insana lazım olan her şeyi yaratmıştır. Anne. Anne ne olur gel. Seni çok özledim. Anne. Gene sayıklamaya başladı. Annesini özlüyorum. Yavrum, annesine doymadı ki. Kader. Efendim? Kadere hayıflanmak müncer olur. Allah-u Teala'dan gelen her şeye katlanmak gerekir. Galiba kendine geliyor. İnşallah. Efendi Hazretleri dua ediyor. Onları baş başa bırakalım. Ha,
Bugün daha iyisin değil mi oğlum? İyiyim. Elhamdülillah çok iyiyim. Benden istediğin bir şey var mı? Var. Ne istersin? Ben hastayken gelen dedeyi. Fakirullah Efendimiz'i mi? Evet onu. Çok mu sevdin onu? Evet çok sevdim. O kadar tesirli, manalı bakıyor ki. Bir daha gelmez mi evimize? Gelir. Hem kendisi çok yakında. Dergahta oturuyor. Ben de oradayım. Ben onu önceden hiç görmemiştim. Oğlum, sen Erzurum'dan amcanla gelir gelmez hastalandın, yatağa düştün. Fakirullah Efendimiz şifa bulman için gece gündüz dua etti. Allah'a şükür, onun himmetiyle kurtuldun. Hep buradayız, buralıyız artık. Sahi mi söylüyorsun baba? Tabii. Öyleyse ben de her gün Efendi Hazretlerine giderim. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ اَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْتَهُمْ. İbrahim içeride. Biraz bekleyelim. لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اَنْفِسُكُمْ عَزِيزٌ. Ne güzel de Kur'an okuyor maşallah. İbrahim 4-5 yaşındayken ilmihali bitirdi. İbrahim ta o yaşlarda bile hafızlığa meraklıydı. La ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahul azim. Maşallah, İbrahim'i pek sevdim. Bak İbrahim, Molla Muhammed, astronomi, tıp, matematikte ilmi çok bir kimsedir. Onda benden çok kitap var. Sürekli de okur. Derviş Osman, İbrahim'i Efendi Hazretleri istiyor. İbrahim Efendi, duydun mu? Tabii baba, hemen. Şunun gidişine bak. Sanki dünyalar onun oldu. Olmadı mı yani? Oldu ya. Oldu. Geldin mi Molla İbrahim? Ben de seni bekliyordum. Geldim efendim. Geldim hocam. Ha? Hocan olmamı istemez misin? Tabii isterim hocam. Ben de babam gibi, Molla Muhammed hocam gibi, ben de size bağlanmak istiyorum. Pekala Molla İbrahim. Ama bir şartım var. Burada kaldığın süre içinde dergahımızın kütüphanesine bakacaksın. Ve zamanı gelince, yani büyüyünce, kitapların hepsini okuyacaksın. Kabul ediyor musun? Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Al sana, al bakayım, al. Ne yapıyorsun? Görmüyor musun, dövüyorum. Niçin dövüyorsun zavallı hayvanı? Sen karışma. Hayvan bizim. İstediğimi yaparım. Bırak onu. O da senin benim gibi can taşıyor. Onun da canı yanıyor. O da bizim gibi Allah-u Teala'nın bir mahluku. Ne olur vurma. Vuruyorum işte, sana ne, hayvan bizim. Çekil evden, yoksa sana da vururum. Öyleyse bana vur. Sen istedin. Al bakalım, al. Benim işime karışmak nasıl olurmuş gör. İnsanlar niçin kendi istediklerini elde etmek için başkalarının canını yakmaktan çekinmiyorlar? Her şeyin sahibi sen olduğun halde niçin kibirlenirler? Niçin merhamet göstermiyorlar?
ya Rabbi. Beni merhametsizlerden eyleme. Bütün mahlukata faydalı olan insanlardan olmamı nasip eyle. Beni kul hakkıyla, hayvan hakkıyla karşına gelenlerden eyleme Allah'ım. Ver neneciğim. Müsaade et. Evine kadar ben götüreyim. Ah yavrum. Allah razı olsun. Ellerin dert görmesin. İnşallah büyüyünce Allah-u Teala'nın sevdiği alim, yüce bir kişi olursun. Allah senden razı olsun. Amin neneciğim. Allah-u Teala da senden razı olsun. Fakat kim olsa yardım ederdi. İnsanlık ölmedi ya. Evladım bekle sana üzüm lokumu vereyim. Neneciğim hiç zahmet etme. Bekle bekle olmaz. Ah pekmezden ellerimle yaptım. Afiyet olsun yavrum. Teşekkür ederim neneciğim. Bana müsaade. Selametle yavrum. Allah nazardan saklasın. Allah'ım sen ne büyüksün. Bir yerde değnek yediriyorsun. Bir yerde lokum. Senin her işinde bir hikmet vardır Allah'ım. İhtarında da, ikramında da. Bir bunu anlayabilsek. İbrahim pek hevesli elhamdülillah. Bana devamlı sorular soruyor. Bazen zorluyor da. Evet. Kısa zamanda herkesin sevgisini kazandı. Herhalde Efendi Hazretlerinin himmeti olacak... Oğlumda ilme heves pek arttı. Her sabah ve akşam hadis, tefsir ve fıkıh dersi istiyor benden. Desene Fakirullah Efendimiz bir alim yetiştirmek diler. Dünyaya nam salacak. İnşallah. Allah ömrü boyunca dini İslam'a hizmet etmesini nasip etsin. Amin, amin. Hey... Şu tepeye doğru yürüyen İbrahim değil mi? Evet o. Nereye gidiyor dersin? Bilmem. Devamlı o tepeye çıkar. Maşallah. Akli ilimlerde oldukça mesafe aldı. Nakli ilimlerde de öyle. Yanından da kitap eksik olmuyor. Ne oldu sana derviş Osman? İçim fena oldu, gözlerim karardı. Yürümeye halim yok. Hele otur şuraya. Uzan. Rahat ol. Nabzına bir bakayım. Derince bir nefes al. Tamam. Şimdi nasılsın? Elhamdülillah. İyiyim. Kalbinizin sıkışması yeni olmasa gerek. İlk defa oluyor. Biraz dinlenmelisin. Kendini işe çok veriyorsun. Ey göz nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Alemin tümüne bak da bu hikmetleri seyret. Gecenin yaratıcısını bul. Ve ona hayran ol. Molla İbrahim. Ki okuyorsun. Okumak hoştur. Otur. Görürüm ki tesbihata ve ibadete müdaimsin. Bu da hoştur.
Gayri imtihanlara da, yola da hazırsın. Hayırlı isteklerine nail olabilmen için Cenab-ı Hak'tan niyaz ettim. Allah-u Teala'ya yalvardım. Molla İbrahim. Molla İbrahim. Ara kendini bul. Kendini bul. Kendini bul. Kendini bul. Hala yok ortalarda. Merak etmeye başladım. Neyi merak ediyorsun? İbrahim'i. Merak etme, gelir birazdan. İkindi namazından sonra gene tepeye doğru gidiyordu. Hala yok ortada. Bağıralım, belki sesimizi duyar. İbrahim! 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 Allah'ım sen oğlumu koru. Ona bir şey olursa ben dayanamam. Rabbim koru. İbrahim! Nerede olabilir? Hay Allah'ım ya Rabbim. Molla Muhammed bak. İleride bize bakıyor. İbrahim! Sesimizi duydu, geliyor. Baba! Oğlum, ne yapıyorsun buralarda? Hiç baba, yıldızları seyrediyordum. Yıldızları mı? Dalıp gitmişim. Sizi de buralara kadar yordum. Merak da bıraktım. Affedin beni. Bayağı endişelendik oğlum sen gelmeyince. Aklımıza neler gelmedi. Peki ama yavrum, onca zamandır yıldızları mı seyrediyordun? Evet. Yıldızları ha? Evet. Çünkü adım İbrahim de onda. Hazreti İbrahim aleyhisselam da dağlara çıkar, yıldızları seyredermiş. Seyrederken hep tefekkür edermiş. Maşallah. Bu ne ince düşünce. Bu ne güzel sezgi. Yıldızları ovada da görebilirsin. Neden dağa çıkıyorsun anlamıyorum. Özellikle bu dağ baba. Çünkü bu dağ benim dağım. Senin mi? Evet benim dağım. Peygamber Efendimiz Hıra Dağı'na çıkarmış. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkarmış. Oralarda tefekkür ederlermiş. Bunun bir sebebi olmalı diye düşündüm. Peygamberlerimiz dağlara niye bu kadar ilgi duyuyor merak ediyorum. Peki anlayabildin mi? Dağları anlamak sanki bir sırrı kavramak. Sanki bir sırrı yaşamak gibi. Hangi sırrı? Tur Dağı'nın sırrını. Hıra Dağı'nın sırrını. Bütün dağların sırrını. Keşke ben de kavrayabilsem. Keşke o sırrı yaşasam. İnşallah. Allah-u Teala dilerse olur. Dua et. Tur Dağı'nın ve Hıra Dağı'nın hürmetine dua et ki senin de bir dağın olsun. Senin de bir sırrın. Keşke. Sırrın yolu Allah'a aşktır yavrum. Allah aşkı. Allah aşkı. Duydum ki dağlara çıkmışsın. Evet hocam. Yazmak istiyorum. Okuyup yazmak istiyorum. Sonra dağlar ve gökyüzü de birer kitap gibi sanki. Onları da okuyorsun öyle mi? Okumaya çalışıyorum. İçimde öyle bir heyecan var ki hocam. Molla İbrahim. Allah-u Teala sana ilmi erken veriyor. Sana azmi erken veriyor. Olasın diye. Zapt edesin ve gönlünde, aklında yoğurasın ve pişiresin diye. Hemen yazasın diye değil, yazmak ilhamdır. İlham lütfudur Rabbimizin. Bir ateş gibidir. O ateş zapt edilmezse yakabilir insanı. Onun için aşk gerekli, aşk-ı ilahi. Ateş onunla zapt edilir ve terbiye görür. Molla İbrahim! Molla İbrahim!
Efendim? Baban seni istiyor, koş. Babama bir şey mi oldu? Aniden hastalandı, çabuk. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ağlıyorsun. Evet. Kendimi tutamıyorum. İnsanoğlu her ayrılıkta üzülür. Ayrılmak olmasaydı kavuşmak olmazdı. Üzülme, yetim kaldın ama kimsesiz kalmadın. İmtihandasın. Bu zorlu bir imtihan. Var şimdi memleketin Hasankale'ye dön. Aradığını orada bulursun. Bulduğunla bana gelirsin. Allahu Teala muinin ol. Sular ağlar, yüksek dağlar inler. Her bülbül mest olur figanında. Lale ile gül cübbesini yırtar, zikredilen Hakk'ın hakikatinde. Sevgili daima gönüldedir. Bir an bile uzaklaştığını sanma. Gerçi gönül bazen dalıp ondan ayrı düşüyor. Gönül gaflet uykusundan uyanırsa sevgilisini bulur. Cennet ehlinin gönlü sevgilinin cemalini seyreder. Ya ilahi aşkınla verdi can. Ver ona cennette çok yürü civan. Hasretle ağladı halkı cihan. Rahmetin deryasına gark et hemen. Geldi tarih. Gitti vay Osman civan. İbrahim, ardına bakmadan yürüyorsun. Dalgınlığımı bağışla amcacığım. Evladım, küçüklükten beri çok acı çektin. Acılar imtihandır. Sabırlı ol. Çünkü gelecek asırlara miras eserin olacak. Eserin güzel olsun ve himmetli olsun. Bıkmadan, usanmadan oku, öğren. Ne buyuruyor peygamberimiz? Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Bir amca olarak bana bu konularda yardımcı olacağından eminim. Benim öz kardeşimin oğlusun. Şu anda bile yüreğim kardeş acısıyla yanmaktadır. 9 yaşına kadar elimde büyüdün. Molla İbrahim, önce hakikati yaşamalısın. Tepeden tırnağa. Gönülde hakikat, aklında dikkat olmalı. O zaman ufuklar açılacak. O zaman elinde zangır zangır titriyecek. İşte o gün yazarsın sen. Hakikatin katibi ol.
Niye durdunuz? Hızlı giden çabuk yorulur derler. Haklısın amca. Hatırlıyor musun seni alıp Tillo'ya rahmetli babanın yanına götürdüğümde 9 yaşındaydın. Hatırlamaz olur muyum? Hatırlıyorum. Ata beni bindiriyor, at yorulmasın diye kendin ata binmiyor, yürüyerek gidiyordun. O zaman daha da gençtim, yorulmuyordum. Ama şimdi yoruluyorsunuz. Hayat böyle evladım. Çocuklar büyür, büyükler yaşlanır. Yaşlılar bir gün ölür. Hayat hayaldir. İşte 50 sene önce yoktuk, 50 sene sonra yine olmayacağız. Ne o, daldın gene? Evet. Tillo'ya ilk varışımızı hayal ettim. Tillo'ya ikindi vaktinde varmıştık. Babam Şeyh Hazretleriyle birlikte ikindi namazlarını kılmış, bitirmişlerdi ki... Biz de Şeyh'in odasına girdik. İlk görüşümde Allah'ın hikmeti, o azizin yüzü bana babamdan daha güleç ve tanış gelmişti. Hemen o anda gönlüm onun sevgisiyle dolmuştu. Ve aklım erdiği kadar onun nurlu yüzüne, huyuna, kemaline hayran kalmıştım. Kalbimden dudağıma dökülen ilk söz şu olmuştu. Esselamu aleyke ya ruhi. Yani ey ruhum, sana selam olsun. İpekler var, ipekler. Hindistan'dan gelme ipekler. Çok ucuz, çok ucuz. Taze peynir getirdim, taze. Hindistan'dan gelme kumaşlar. Taze peynir getirdim. Ey insanlar. Hindistan'dan duyun beni. Koyun sütünden. Dinleyin. Amca şu bağıran kim? Taze peynir getirdim. Peynirci. Hindistan'dan gelme kumaşlar var, kumaşlar. Çok ucuz kumaşlar. Onu gören hayır var mı ey şu millet? Bağıran garip adamı kastediyorum. Hani nerede? Taze peynir getirdim. Koyun bak orada. Herkese bağırıyor. İpekli kumaşlar var. İpekli kumaşlar. Oğlum orada bağıran sadece kumaşçı. Başka kimse yok. Ben onu arıyorum. O değil amca. Görmüyor musun? Bütün insanların ortasında deliler gibi bağırıyor. Hem kıyafeti de pek değişik. Hemen fark ediliyor. Nasıl görmezsin? Çok ucuz kumaşlarım var, çok ucuz. Ben kimseyi görmüyorum. Öyleyse benim gördüğüm kim? Buyurun. Adam adeta yırtınıyor. Kimse de umursamıyor. Ey helali görmeyenler. Hindistan'dan geldi bunlar. Halis ipekler. Ey ahireti unutanlar. Ey dünyaya sarılanlar. Buyurun efendiler. Size soruyorum. Hala bağırıyor, hala. İbrahim, çok yoruluyorsun. Kitap okumadığın gün yok. Belki ondan. Hayır, ondan değil. Size ayan beyan bir meczup kişiyi görüyorum diyorum amca. Meczup mu? Evet. Meczuba benziyor bu adam. Kumaşlar. Hadi molla İbrahim. Biraz meyve ve baharat alıp evimize gidelim. Bak herkes bize bakıyor. Bu adamlar durup neler konuşuyor diye. Hadi yürü. Yok mu? Çok ucuz. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Onu arıyorum. Onu. Çok ucuz. Onu. İstediğiniz renk var mı? Onu. Buyurun seçin. Kumaşlarım var. Kumaşlarım. İbrahim. Sen satıcıları meczup olarak görüyorsun. Ortalıkta meczup falan yok. Hadi yürü gidelim. Bakıp durma. Hadi İbrahim gidelim. Kumaşlarım halis ipektir. Gözden kayboldu. Adeta yok oluverdi birdenbire. Ama nasıl oldu? İbrahim, hala ısrar mı edersin meczup için?
Kusura bakma amca. Şu günlerde pek dalgınsın. Bir şeyim yok amca. Yoksa hala o meczubu mu düşünüyorsun? Aklımdan çıkmıyor. Böyle şeylere aklını takma. İnsan yorgunluktan... Değil amca, değil. Gördüm onu. Peki ama niye sadece ben gördüm sahi? Kimi arıyordu? Niye bağırıp duruyordu? Ne demek istiyordu? Bunlar kafamı karıştırıyor. Manasını kavramaya çalışıyorum. Beceremiyorum. Molla İbrahim, sana ne oldu birden? Gözlerin parladı. Söylesene, niye öyle bakıyorsun? Acaba şeyhim Fakirullah mı çağırıyor beni? Şeyhin mi? Evet. Belki manası budur. Şeyhimin sırlı bir çağrısı da olabilir. Çözebilsem. Tillo'ya dönmeyi hak etmişimdir belki de. Olabilir. O zaman hemen gitmeliyim Tillo'ya. Tabii ya. Gördüklerin belki de bir çağrı işaretidir. Hocam Fakirullah Efendi çağırıyor beni. Hissediyorum bunu. Kalbim heyecandan çarpıp duruyor. Evet, evet eminim. Vakit tamam oldu. Hissediyorum amca. Hissediyorum. Demek Erzurum'da geçirdiğin yılların bir imtihanmış. Şimdi ise imtihanı kazandığın haberi geldi. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif onu seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Biz mi seni daha çok seviyoruz, yoksa sen mi bizi? Siz sevmeseydiniz, biz sevemezdik efendim. Sevmeyi sizden öğrendik. Sevgimiz Hak Teala içindir. Senin sevgin de, benim sevgim de öyle. Bu yüzden hicran güzeldir. Hicran imtihandır Molla İbrahim. Erzurum'da gördüğüm o meczup. O meczup. Kimdi demek istiyorsun? Siz daha iyi bilirsiniz efendim. Zamanı gelince öğreneceksin. Efendim. Talebem olmaktan vaz mı geçtin Molla İbrahim? Haşa hocam, haşa. Onu arıyorum, onu. Gören var mı? Meczup mu? Aman Allah'ım, burada işine. Onu arıyorum. Onu. Gördüm işte. Hey! Nereye koşuyor öyle? Hay Allah. Gözden kayboldu. Yok. Meczubu arıyorsun. Onu arıyorum diye bağırıyordu. Demek ki bulamamış. Kimi? Bulunca sır da çözülmüş olacak. Anlayamadım hocam. Anlayacaksın İbrahim. Olunca anlayacaksın. Peki hocam, bulmak için, olmak için ne yapmak lazım? Yanmak lazım İbrahim. Yanmak lazım. Yanmadan olunmaz. Olmadan bulunmaz. Molla İbrahim kilehaneden çıkmaz oldu. Ondaki sabah bende olsa gece gündüz ibadet ediyor. Efendi Hazretleri boşuna mı ilgileniyor? Eskisi gibi okumuyor da artık. Belli ki gönlünü okuyor. Bazen şiirler söylüyor, duydunuz mu? Ben duymuştum. Geçen de dağda dolaşırken görmüştüm. Bağıra bağıra şiir söylüyordu. Molla İbrahim, sabrı bilirsen yıllar gün olur geçer. Artık imtihanın tamam oldu. Gayri istediğim gibi oldun. Onun için gönlüm rahat.
Dünyadan ayrılık hüzün vermeyecek bana. Yoksa... Her canlı gibi biz de faniyiz. Baki olan Allah-u Teala'dır. Ben ebedi aleme göçünce sen de göçersin buralardan. Erzurum'a, Hasankale'ye var. Anlat dini İslam'ı, tebliğ et. İnsanları uyandır. Aşka, sevgiye, güzelliğe çağır herkesi. Allah-u Teala güzeldir. Güzeli sever. Sonra yaz. Yaz ki sonrakiler de istifade etsinler. Bir zaman gelir ki meczup bulunca aradığını sen de bulursun. Meczup bulunca aradığını... Karlı dağların ardında yare doğru yürüyorum. Yunus'un feyiz aldığı yere doğru. Yere doğru yürüyorum, hey, yürü. İsmail Fakirullah vefat etti. Herkes yetim şimdi. Allah'ım, Allah'ım. Fakirullah efendim seni çok severdi. Senin aşkınla ağlardı. Seccadesi her namazda gözyaşlarıyla ıslanırdı. Sana kavuşmak dilerdi o. Senin lütfuna mazhar olmak dilerdi. O çok ağladı. Onu güldür ya Rabbi. Onu arıyorum erenler. Onu arıyorum erenler. Aranızda onu gören yok mu? Yine o. Efendimizin vefat gününde ne işi var? Herkes üzgün. Başını önüne eğmiş oturuyor. O ortalıkta deli gibi dolaşıyor. Ah ne arar bu meczup? Kimi arar? Yıllardır dolaşıyorum. Yoruldum artık. Ne olur erenler onu gösterin bana. Yine kimse görmedi onu. Hocam. Bari bu sırrı çözseydin. Bana konuşsaydın, ben nasıl çözerim o sırrı, nasıl? Himmet et hocam, himmet et. Aziz kardeşlerim, ehlullah demişlerdir ki, kulların kalbi, nazargahı Mevla'dır. Hep kalbi masivadan pak etmek her taattan evladır. Kalbinden fetva alan nedametten cüdadır. Gönül bedenin emiridir. Gönül hakkın esiridir. Ne hikmetli sözler. Böyle sözler hiç duymamıştım. İnsanın aklını açıyor, kalbini coşturuyor. Allah kendisine razı olsun. Kardeşlerim, malum olsun ki akıl şifadır. Nefis ise eşkıyadır. Akıl oldur ki işlerin sonunu sana gösterir ve kainat kitabını okur. Akıl, Hazreti Allah'ın kuludur ve güzel ahlakın efendisidir. Camii medrese eyledi. Hem de ne medrese? Kardeşlerim, malum olsun ki herkesin kendi kıymeti, kendi gönlünün himmetidir. Himmeti dünyaya olanın kısmeti şehvettir. Maksadı ahiret olanın kısmeti cennettir. Ve maksadı
hak sevgisi olanın kısmeti sınırsız ve sonsuzdur. Onu arıyorum. Onu arıyorum. Bilen var mı? Kimse aldırmıyor. Kimse dönüp bakmıyor bile. Oysa aralarında sesi caminin içinde yankılanıyor. Niye ama? Niye sadece ben görüyorum? Acaba kim arıyor? Ne oldu Molla İbrahim'e? Birden durgunlaştı. Bakışları aynı noktada. Nutku tutuldu adeta. Allah Allah. Molla İbrahim Evliyaullah'tandır. Onlar bizim görmediklerimizi görür, duymadıklarımızı duyarlar. Nerededir o? Onu arıyorum. Onu arıyorum. Gören var mı? Duymaz mısınız ey cemaat? Onu arıyorum. Bazı bile unuttum. Molla İbrahim, amcan olarak seninle iftihar ediyorum. Çünkü Erzurum'da gözdesin. Herkesin dilinde sen varsın. Her mahallede vaazların konuşuluyor. Estağfurullah amca. Ben konuşulsun diye vaaz etmiyorum ki. Biliyorum elbet. Bu sebeple vaaz etmiyorsun. Söylediğim sözler seni takdir etmemden dolayıdır. Sana bir sualim olacak. Buyurun. Zevcen çocuklarını incitiyor mu? Bir şikayet mi var? Yok, öylesine sordum işte. Anne ne yapıyorsun? Ne yapayım Fehim? Evde ekmek kalmamış. Ekmek yapacağım. Sen ne mübarek bir annesin. Bunun mübareklikle ne alakası var evladım? Öyle deme anne. Öz annemizin yokluğunu hiç hissettirmiyorsun. Size hizmet hakka hizmettir evladım. Siz ilim tahsil ediyorsunuz. Benim de bu kadarcık katkım olmasın mı? Anne abim seni üzüyor mu yoksa? O nasıl söz? Cennet anaların ayağı altındadır. Abim bu hadisi şerifi unutmayacak derecede ilim ehlidir. Ben sadece birazcık latife yapayım dedim. Ey aziz kardeşlerim, o Mevla'nın veli kulu ve Resulullah'ın varisi, pirimiz Şeyh İsmail Fakirullah Hazretleri, alimler neslindendir. Zira yanında, yakınında Hak Teâlâ'nın ismi anılsa, Celle şanühü der idi. Bütün bid'atlardan sakınır, sünnetleri asla terk etmezdi. Fakirullah Hazretlerini unutamıyorsun. Unutulacak zat değildi ki. Dilinden düşünmüyorsun. Bu ne güzel sadakat ya Rabbi. Selamun aleyküm Fatıma. Ve aleyküm selam efendim. Fatıma Hatun. Buyurun efendim. Zevcem olmandan memnun musun? O nasıl soru efendim? Kat kat memnunum. Benim için sizin zevceniz olmak dünyanın en büyük nasibi, en büyük şerefidir. Bilirsin, kocanın kadın üzerinde hakkı olduğu gibi, kadının da kocası üzerinde hakkı vardır. Unutma, senin hakkını ihmal edersem haber et bana. Çünkü insan hata yapmaya müsaittir.
Gönlünü kırarsam uyar beni. Ya da mazur gör. Siz müteessir olmayın. Ben sizi efendim bilmişim. Siz ne dilerseniz razıyım. Yeter ki vaazlarınıza devam ediniz. Dini İslam'ı tebliğ ediniz. Keşke yazabilsem. Niye efendim? Yazabilirsiniz. Yazmak için pek hevesliyim. Ama bilmek gerek. Neyi? Bulmasını. Ah, kusura bakmayın. Sözünüzdeki sırrı anlayamadım. Ben de öyle Fatime Hatun. Ben de anlamış değilim. İnşallah bir gün anlarım ve yazarım. O günü büyük bir arzuyla beklemekteyim. Ben niye tenhalarda dolaşıyorum? Belki meczubu bulurum diye. Yazmanın sırrını ondan alırım diye. Zamanımızı ayıplıyorsun. Ayıp bizdedir. Eğer zamanımız ayıplıysa bu hepimizdedir. Hiç kurt kurdun etini yer mi? Fakat bazımızı açıkça yiyoruz. Selamun aleyküm Fatime Hatun. Ve aleyküm selam efendim. Baban Abdullah'tır. Anan Amine. Senden başka yoktur. Şahane güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Ümmet olmak. İsmail Fehim'le Ahmet Naim'i ne alemdeler? İyidirler. Yatsı namazını kılıp yattılar. Uyuyorlar. Uyandırayım mı? Yok, bırak uyusunlar. Çok sevinçlisiniz bu gece. Evet. İstanbul'a Dersaadet'e gitmeye niyet ettim. Bir kervan gidiyormuş. Onlara katılmayı düşünüyorum. Siz bilirsiniz efendim. Yolunuz açık olsun. Bir süre ayrı kalacağız. Sakın mahzun olmayasın. İşlerimi tamam eyledik de geleceğim. Yemek getireyim mi? Yok. Misafirlikte fazlasıyla yedim. Dersaadet'in kütüphanelerinde, titkiklerde bulunmam lazım. İleride kitaplar yazacaksam hazırlıklarımı tamamlamalıyım. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ben oğullarımla beklerim. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı efendim. Yunus'un feyiz aldı, yere doğru yürüyorum ey. Yunus'un feyiz aldı, yere doğru. Onu arıyorum. Gören var mı? Onu arıyorum. Yine o. Tepede duruyor. Yine bağırıyor. Ama kimse o yöne bakmıyor. Eskisi gibi. Benden başka gören ve duyan yok. Ey insanlar! Niye cevap vermezsiniz? Niye kaçarsınız benden? Söyleyin. Çıksam mı yanına?
Sorsam mı kimi ararsın diye? Ey Molla İbrahim! Molla İbrahim! Nereye gidiyorsun? Tepeye doğru niye koşar ki? De! Daha önceki gelişlerimde olduğu gibi İstanbul'a bu gelişimde de kütüphaneleri ziyaret ederek epey istifade ettim. Fakirullah Efendimiz'e söz vermiştim. Kitaplar yazabilmem için bol bol okumam gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk ya. Baba. Hayrola İsmail Fehim? Bir misafirimiz var. İstanbul'dan gelmiş baba. Hemen geliyorum yavrum. Sen misafirle ilgilen, ben kıyafetimi değiştireyim. Bağdat'a gidiyordum. Sendeki merak bende yeni başladı. Bağdat'ın kütüphanelerinde tetkikler yapacağım. Senin de Erzurum'da olduğunu bilirim. Geçerken bir uğrayayım dedim. Allah razı olsun. Memnun ettiniz. Yaşım hemen ben senin gibi. Benim de ileri. İlme hevesim arttı. Biliyorsun önceden İstanbul camilerinde imamlık yapardım. Baktım ki ilim kayıp hazine. Onun için yollara düştüm. Şimdilik doğu tarafına gidiyorum. Sen de bilirsin ki ilmin doğusu batısı olmaz. Gün gelir Allah'ın izniyle batıya da gideriz. Çok güzel. İnan beni sözlerinle coşturdun. Hevesimi daha da arttırdın. İyi ki gelmişsin. Aman Molla İbrahim, akli ilimlere de önem ver. Yaz bir şeyler. Yaz ki bütün insanlar istifade etsin. Gençlerimiz buna muhtaç. İnşallah. Üzerimize düşen görevimizi yapalım. Bağdat'tan ne zaman dönersin? Gelecek seneye. Ne güzel üzüm bunlar. Bakışlarından anladım. Geçerken uğrar mısın diyeceksin. Elbette. Çünkü senin sohbetinden hem giderken hem gelirken istifade etmeye niyetliyim. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. İçeri girseydiniz efendim. Dışarıda üşürsünüz. Yok, üşümüyorum. Gene daldınız. Düşünüyorum. Mesulüm öğrendiklerimden, bildiklerimden. Yazmam gerekli. Ama beklemem de gerek. Belli ki Efendi Hazretleri bir anımı bekler. O an gelse... Onu arıyorum. Duyuyor musun? Ne? Onun sesini. Buralarda bir yerde olmalı. Ben hiçbir şey duymadım. Öyle mi? Ne oldu Molla İbrahim'e? Artık ortalarda görünmez oldu. Ya, halktan ele tek çekti. Kırlarda dolaşırmış, dağlara çıkarmış. Derler ki bir hal olmuş. Ağzını bıçaklaçmaz olmuş. Şiir söylerdi önceden, şimdi söylemez oldu. Ya o güzelin vaazları? Cemaat hep onu arıyor. Thank you.
Divanınız kapışılıyor efendim. Okuyan gözlerinden yaşlar döküyor. Maksadımız şiir değil ki Fatıma Hatun. Allahü Teala lütfediyor, gönlünüz söylüyor. Tilo yolu görünmez mi? Henüz hayır. Yıllardır düşündüğüm, yazmak istediğim eseri yazamadım. Ama yakındır. Allahü Teala bir gün lütfedecek. Gel Molla İbrahim. Zamanı geldi. Fakirullah efendim, neredesiniz? Neredesiniz hocam? Bilmez misin nerede olduğumu? Unuttun mu Molla? Bu dağlarda sesiniz her yönden geliyor. Sesiniz yankılanıyor. Sizi göremiyorum. Tillo seni bekliyor Molla İbrahim. Halefim sensin. Dergahımı nurlandıracak sensin. Gel Molla İbrahim. Gel. 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 Sınırsız hamd, sayısız şükür ve sonsuz sena ancak sanadır Allah'ım. Bu eserimi sana ithaf ediyorum Ahmet Naimi. Okursun değil mi? Geçen gün medreseden geliyordum. Yolda ihtiyar bir adamla karşılaştım. Adı Muhammed Hazım'mış. Babama Arapça ve Farsça öğreten müderrismiş. Hemen saygıyla elini öptüm, himmet diledim. Bana babamı sordu. Durumu anlatınca yüzü güldü. Demek vakit geldi diye mırıldandı. Sonra baban Fakirullah Hazretlerinin sesiydi, umuduydu. Sen de babanın sesi, umudu oldun. Dağım. Tillo'daki dağım. Özlediniz mi orayı? Hem de çok. Şimdi oraya tırmanıp saatlerce oturmak ve yıldızları seyretmek isterdim. Rüzgarların esişini yüzümde ılgıt ılgıt hissetmek isterdim. Ellerimi açıp orada Allah'a dualar etmek isterdim. Ve Fakirullah Efendimizin hayalini görmek, hadi yaz gayrı demesini heyecan içinde beklemek isterdim. Öylesine özledim ki kalemi, kağıdı, her şeyi. İçimde şiirler, risaleler kımıldanıp duruyor. Ama bekleyeceğim. Efendim bekle dedi. Sabırlı ol dedi. Yaşım şu an 70'e dayansa da bekleyeceğim. Biliyorum ki Efendi Hazretlerinden henüz ruhsat gelmedi. Geldiğini nasıl anlayacaksınız? Bazen meczubu görürüm. Meczup mu? Evet, meczup. Efendi Hazretleri o aradığını bulunca sır çözülecek diyordu. O zaman yazacaksın diyordu. Onu ararım. Onu, onu. Onun sesi. Yine arıyor. Durmadan arıyor. Ben duymuyorum ama. Doğru, duymuyorsun. Bense hemen her gün onu görüyor, duyuyor, ne manaya geldiğini düşünüyor, bir türlü çözemiyorum. Bu yüzden dalgınım,
mahzunum. Sabır sabır diyorum kendi kendime. Her daim. Kim o? Kim olduğunu merak etmiyor musunuz? Merak etmez miyim, ediyorum. Ama her defasında Efendi Hazretlerinin sabret sözlerini duyuyor, onun himmetini bekliyorum. Sizce kimdir o? Sesini tanır gibiyim. Ama nereden tanıyorum, çıkartamıyorum. Sonra hep uzaktan görüyorum onu. Onu görünce gönlümde peyda olan heyecanı ve coşkuyu anlatamam. Sanki onu gönlüme almak istiyorum. Sanki onu bir çocuk gibi avutmak, susturmak istiyorum. Sanki bir şeyler yazsam susacak. Peki, Tillo'ya gitmeyi düşünmüyor musunuz? Düşünmez miyim? Belki Fakirullah Efendimiz himmet eder size. Düşünmez miyim Fatime Hatun? Düşünmez miyim? Her an düşünüyorum. Tillo'nun hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Ama... Ama? Bomboş gidemem ki. Utanırım Efendi Hazretlerinden. Dergahına varamam, türbesine giremem, utanırım. O bana güvendi, himmetini esirgemedi. Eserlerini bekliyorum dedi, meyvelerini. Yanına kuru bir ağaç gibi varamam. Varırsam da utancımdan yanarım, kül olurum. Ama bir gün, bir gün... Mutlaka, ama bir gün mutlaka, yaşım 70 de olsa büyük bir eser yazacağım. İnşallah bekleyeceğim o çağrıyı. İnşallah. Al bunu da. Sen oku bakalım. İleride senin sesin benim sesim olacak. Hasan Kale'yi dillere destan edecek bir eser. Erzurum'da kapışılıyormuş, elden ele dolaşıyormuş. Herkes İbrahim Hakk'a hayranı olmuş. Çoğu Erzurumlu ve Hasan Kaleli genç rasathanelere gidermiş. Ne güzel bir doğuş bu, değil mi? Yeni bir marifet doğdu Osmanlı ülkesine. Geldin. Onu arıyorum. Onu. Molla İbrahim. Yıllardır seni bekliyordum. Biliyorum. Öyleyse neden daha önce gelmedin? Vakti saati gelmeden hiçbir şey olmaz. Seni merak ediyordum. Sırrın açıklanacağı günü de. İşte gördün. Eskisi gibi değilsin. Adeta eski halin yok olmuş. Bağırmıyorsun. Cezbe geçicidir. Gayri yanman tamam oldu. Ham idin piştin, oldun. Şimdi bulma zamanıdır. Yani? Şiirler... Risaleler yazacaksın. Gönülleri ve akılları hakikat güneşine cezbedeceksin. Ne güzel müjde bu. Senelerdir hasretle beklediğim bu müjdeyi getiren sen. Sen, sahi sen kimsin? Hala tanımadın mı? Yoksa? Evet, ben senim. Ama nasıl? Ta küçüklüğünden beri. Kitaplar okuyan, kütüphane dolaşan, ilmini arttıran, camilerde vaazlar veren, medreselerde müderris olan,
gece ve gündüz taat ve tesbihatlarda bulunan, böylelikle kendini arayan, kendin olmak isteyen sen. Sır demek budur. Sır kendini bulmak, kendini bilmek. Hani derya Yunus Emre, miskin Yunus, gözü tuş oldu sana Molla İbrahim. İlimden maksat kendini bilmek değil midir zaten? Öyledir. Ben senin kendini arayan sesindim. Dağları dolaştım, halka karıştım, deli divane gibiydim. Ve sonunda seni buldum. Yani kendimi. Demek Fakirullah Efendi'nin anlatmak istediği hikmet bu imiş. Onun hak aşkı ve maneviyatı cezbetti seni. Ben doğdum. Bir zaman yaşadım. Şimdi kabıma sığıyorum, duruluyorum. Artık vakit geldi. Katibi ol hakikatin. Katibi ol. İnşallah olacağım hocam. İnşallah. Öyle eserler yazacağım ki sana layık olmaya çalışacağım. Siz ki beni yetiştirdiniz, maneviyatınızla destek oldunuz, hep geleceğe eserler yazmamı teşvik ettiniz. Yazacağım efendim ve bir gün Tillo'ya getirip ruhaniyetinize sunacağım. Söz veriyorum. Hocam, hocam, hocam neredesin? Nereye gittin? Nerede olur ki? Artık kendime geldim. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya bu nice okumaktır. Şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun. Yıllar sonra yine dağımdayım. Şükürler olsun Rabbime. Yine eskisi gibi. Çocukken bir anda çıkardım buraya. Aman Allah'ım. Bu hocam. Efendim İsmail Fakirullah. Molla İbrahim. Hocam. Getirdin mi? Evet, getirdim. Nedir? Marifetname. Çok güzel. Akli ve nakli ilimleri ihtiva ediyor. Hasan Kaleli İbrahim Hakkı'nın marifeti. Estağfurullah. Sizlerin himmeti hocam. Başka? Şiirler yazdım efendim. Şiirler aşkının damarları. İrfaniye diye bir eserim var. 3 dilde yazdım. Arapça, Farsça ve Türkçe olarak irfanı ve irfan sahiplerini anlattım. İrfan her zaman takdire ve kabule değerdir. Bir de insaniye var. Onu da 3 dilde yazdım. Bir talim ve tasavvuf kitabıdır. Başka? Başka mühim bir hediyem yoktur. Niye yok? Ben... Olmadı. Keşke olsaydı. Var. Nasıl hocam? Sensin Molla İbrahim. Ben mi? En güzel eser, en güzel hediye sensin. Zaten ben seni bekliyordum. Beklediğim hediye sendin. Sen Molla İbrahim.
Allah-u Teala'nın ihsan ettiği gönlüne güzel şeyler yazmışsın. Hikmeti nakşetmişsin. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği aklına bütün ilimleri yazmışsın. Şu an onları okuyorum ben. Zaten okuduğum bu kitap, yani sen olmasaydın biraz evvel saydığın eserlerin hiçbiri olmazdı. Ağlama Molla İbrahim, ağlama. Nasıl ağlamam hocam? Siz bu fakire teveccüh ettiniz. Bu fakire lütfettiniz. Hayır. Sana Allah teveccüh ediyor. Ağlayacaksan onun için ağla. Onun aşkıyla ağla. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Karlı dağların ardında yâre doğru yürüyorum. Yunus'un feyiz aldığı yere doğru yürüyorum. Ey Yunus'un feyiz aldığı yere doğru. Yürü.